Selamlar hepinize. Bugün yepyeni bir video serisiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Serimizin adı Bu Takım Ne Yapar? Şimdi bu yıl içerisinde yeni başladığım bir konsept bu. Artık League of Legends'ın 15. yılı ve ben bunun 15'inde de buranın içindeydim. Fakat yeni başlayan insanlar hani bu profesyonel League of Legends'ı yeni takip etmeye başlayan insanlar olabileceğini de düşünüyorum. O yüzden hani bizim eski takipçilerimizin yanı sıra o yüzden yeni sezon özelinde takımlara en azından LCK LPL ve LEC'deki takımlara bu sezon için bu takım ne yapar şeklinde bir video serisi yapacağım. Daha önce aslında bunun benzeri videolar yaptık. Hatırlayanlar vardır. İşte 2022 yılında DRX kadrosu kurulduğunda mesela böyle bir şey yapmıştık. Her takıma yapmıyorduk daha önceden. Bu sezon daha çok takıma yapmayı planlıyorum. İlk başta oyuncuları tanıtacağım. Kimler geldi, kimler geçti vesaire diye. Bu kadro, yeni kadro ne oldu? Sonra da bu takımdan benim beklentim ne? Bu takım nasıl oynarsa iyi oynayabilir, nasıl oynarsa iyi sonuçlar alamaz gibisinden aslında bir sezon ön değerlendirmesi de yapmış olacağız. Şimdi neden Giant X seçtim? İki tane Türk oyuncumuz olacakmış çünkü bu sezon takımda. O yüzden Giant Teks'i seçtim. İlk olarak Lot'la başlayalım. Lot geçen yıl şeyde oynadı. Fransa liginde oynadı. EFL'de oynadı. Daha önce TCL'de oynuyordu. Bizim ligimizde oynuyordu. Potansiyeli yüksek bir oyuncuydu Lot. Yani zaten ADC bölgesinde çok kolay üst koridor bulunamıyor takımlarda ve Lot bence Elisi'nin istediği modelin dışında bir. Yani daha çok Asyalı takımların istediği modelde bir oyuncu. Zayıf taraf oynamayı çok tercih eden bir oyuncu değil. Tabii ki LFL'e gittiği dönemde her Fel takımında olduğu gibi onu yer yer zayıf taraf kullanmak Ki aslında her üst koroda oyuncusunun belli oranda zaten yani zayıf taraf oynamayı bilmesi gerekiyor. Eyvallah ama genelde LFL takımları sadece zayıf taraf olarak kullanıyorlar üst koridorlarını ve Elisi'ye geldiğinde bu tip üst koridor oyuncuları genelde düşüyorlar. Lot bunlardan biraz daha farklı. Daha çok güçlü taraf oynayabilecek bir oyuncu. Ve belki de o potansiyeli yani ondan gördüğümüz potansiyeli çünkü üzerine koya koya gitti. Ama bir türlü tam henüz tavan yapamadı. Tavan yapacağı yaşlara da geldi bence. 20 yaşında Lot şu anda 2004'lü. Hani tavan yapabileceği yaşlara da geldi. Bundan sonrasının hep daha pozitif gitmesini bekliyorum. Bence ortam çok uygun onun için. Ve Elisi seviyesinde de oynayabileceğini de düşünüyorum. Bunun biraz tabii ki hani LEC'deki genel üst koridor seviyesinin düşüklüğüyle de alakalı var. Ama bence ortam çok uygun. Fırsat güzel. Kadronun geri kalanını da birazdan değerlendirirken neden bunları söylediğimi daha iyi anlayacaksınız. Gelelim ikinci ismimize. Ormanda Closer olacak. Daha önceden de hem TCL'de oynadı hem Kuzey Amerika'da oynadı. Geçen mevsim Karmin Corp'la geri dönmüştü LEC'ye. Bu yılda orada olacak. da bizim oyuncularımızdan bir tanesi ve benim Açıkçası hani şey modeli olduğu için pasaportu da Türk pasaportu olduğu için şimdi mesela insanlar genelde şey yapıyorlar. İşte Bolulu'nun, Broken Blade'in falan çift pasaportlu olduğu için ona biraz daha avantajlılar. E, Closer'ın tek pasaportu var. Ona rağmen oralara gidebilmiş olması ve bu gidişte biraz ön ayak olan oyunculardan biri olmasından dolayı daha çok seviliyor zaten. Benim tarafımdan da daha çok seviyor. Herkes tarafından da daha çok seviyor. E, oyuncu olarak da zaten kendini, hep gel, kendini geliştirmeye adamış bir oyuncu. Ve bence bu yıl onun bir evrim geçirmesi lazım. Bu takım onun evrimiyle beraber bambaşka yerlere gelebilir. Şimdi Closer birçok aslında 2020-2021 yılında ortamı gören o dönemlerde oyununu geliştiren ormancı için e, bir değişim yılıydı. Hatta belki bunu 2019'u da dahil edebiliriz. Çünkü o yıllarda hatırlayanlar vardır hatırlamayanlar için hatırlatayım. 2018 ve 2019'unda sadece genç atıyordu Jungle'lar. Sadece. 2020 ve 2021 yıllarında ise kendine oynayan, farmlayan ve oyunu gerçekten bir taşıyıcı gibi yönlendirebilen ormancılar vardı. Canyon'da zaten hani birçoğumuzun bildiği, tanıdığı şu anda Gen.G'nin o dönemde Damwon'un oyuncusu olan Canyon bu oyunuyla dünya şampiyonu olmuştu. Şimdi göze de hoş geliyor, oyuncular için de cazip geliyordu hani bir ormancının oyunu taşıyabilmesi. O yüzden o hep oyuncuların istediği ve o modele doğru evrildiği bir oldu. Fakat bu model artık League of Legends'da çok kolay çalışmıyor. Ki Canyon bile aslında bu yıl içerisinde çok az yaptı bunu yeni takımıyla. O yüzden Closer'ın o evrimi geçirmesi gerekiyor bence. Geçirebilir mi? Bence geçirebilir. Bugüne kadar kariyerinde çünkü düşüşleri oldu, çıkışları oldu, çok iyi olduğu dönemler oldu. En iyi olduğu dönemler oldu. Yani her şeyi yapabileceğini gösterdi gerçekten. Ve o evrimi de gösterebilir. Sonuçta Canyon'la beraber çıkan, aynı dönemlerde oynayan mesela Tarzan çok benzer bir yetenek seviyesine sahipti. O mesela bu şekilde evrimi gösterdi. O da başka bir o dönem çıkışlı. O da Griffin'den çıkmıştı. Yani bu tarz işleri daha önceki jenerasyondan Peanut mesela bu değişimi gösterdi. Gösterebilir mi? Gösterebilir. Ve bence Closer'ın bu yönde bir evrim geçirecek olması. Yani bunu bekliyorum ben geçirmesini. Ve bunu geçirirse bence Giant X'in oyunu da çok katkısı olacak. Onu da birazdan değerlendireceğim. Gelelim orta koridora. Jackie's geçen mevsimde onların orta koridor oyuncusuydu. Ee, geçen yılda hatta onların bir orta, onların orta koridor oyuncusuydu. Çaylakken aldılar Jackie's'i. Hatta biraz erken mi diye sorguladığımız bir isimdi ve ilk mevsiminde gerçekten kötü de gözüküyordu Jackie's. Yani hiç LEC kalibresinde durmuyordu. Fakat son mevsimde Jackie's gerçekten buralarda oynayabilecek seviye olduğunu Hatta belki de üzerine kadro kurulabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ki zaten GiantX'de tam olarak bunu yapıyor. Jacky's'in üzerine kurular. Geçen yıldan kalan tek oyuncuları Jacky's olacak bu mevsimde. Genel olarak onun oyun stilinde şey yok. Ee, sürekli bir hareketlilik üzerine bir oyunu yok. Hani bazı orta koridor oyuncuları vardır. Çok fazla haritada roam atarlar. Çok fazla gezerler. Jacky's'in oyunu tam olarak böyle değil. Ama Jacky's güçlü bir laner ve bunun üzerine kurgulamış durumda. Belki o da işte orta koridorlarında başka bir şey yaşadı. Hani ormancılarda bahsettim ya Kenyan'ı örnek alarak gelişti birçok ormancı değil. Belki de o da işte Chovy'i örnek alarak gelişen gruptan olduğu için olabilir. Ama ne olursa olsun onun da biraz hareketli oynamayı öğrenmesi lazım. Çünkü bu takımın yapısı içerisinde closer varken biraz closer oyunu dikte etmek ister. Ki birazdan destek rolündeki oyuncuya geleceğiz. O da aslında closer'ın yapacaklarına ayak uydurmak isteyecek bir oyuncu. Bence o yüzden Jacky's biraz hareketliliği öğrenmesi gerekecek. Bunu başka çünkü başka yapabilecek bir adamları yok. Yani ne not ne şu an ekrana gelen nişancıları Noah hareketli oyuncular değiller. O yüzden bunu biraz Cekiz'den yapmaları gerekecek bence. Noah geçen mevsimi fanatik de geçirdi. E, aslında fanatik Noah geldikten sonra skoro, yani daha iyi sonuçlar alıyormuş gibi gözüktü. Ama bir türlü o istedikleri şampiyonla ulaşamadılar. Şimdi Noah benim hiç beğendiğim bir oyuncu değil. Ama bu yapı eğer benim beklediğim şekilde oynarsa Noa için en uygun ortam olabilir. Noa kaynak isteyen bir oyuncu. Kaynakları alan bir nişancı. Ama ilgi isteyen bir nişancı değil. Bazı oyuncular vardır. Alt koridor baskısı kurmak ister. Ee, sürekli ormancımız buraya gelsin gerekirse midimiz roamlasın vesaire bunları ister. Noa böyle bir adam değil. Ama kaynak isteyen bir adam Noah. Ve aldığı kaynakları da aşırı verimli kullanan bir adam da değil. Onu da söylemek lazım. Çok verimde kullanmıyor kaynakları. Biraz çarçur ediyor, biraz pozisyon hatası yapıyor, biraz yakalanda oluyor. Fakat bu takımın yapısı içerisinde eğer ki bahsettiğim closer o evrimi gösterebilirse başka şeyler konuşabiliriz Noah hakkında önümüzdeki mevsimde. Destek pozisyonunda da bu arada Jun olacak. Geçen mevsimde Noah ile beraber oynayan fanatikte Jun var onun yanında. iki Koreli, iki Türk oynayacaklar. Cekiz Çekoslovak mıydı ya? Çekoslovak diye bir ülke kalmadı bu arada. Ya Çekyalıydı ya Polonyalıydı Cekiz. Çekyalı diye hatırlıyorum ama yanlış olmasın. Ama böyle bir senteze gitti şimdi Giant X takımı. Jun'dan da ufak ufak bahsedeyim. Jun aslında Kore'de ilk çıktığında hemen hemen her şeyi oynayabilecek gibi gözüküyordu. Avrupa'ya geldikten sonra daha çok engage desteklere odaklandı. Biraz daha oyun stilini o yönde evirdi. Daha çok engage yapması gerekti zaten. Biraz da karar mekanizması orada onun eline bırakıldı. Ve bu konuda da iyi sonuçlar aldı takımlar. Yani Fnatic'te oynarken de Karar mekanizmasının belli oranda Junda olmasından bence memnundu fanatik. Çünkü sonuçlar memnun gibi gösteriyordu takımı. Tabii ki kadro değişiyor orada. Demek ki vardır bir sebep ama bence Giantex bir fırsat gördü Junu almakla alakalı. Ve bu fırsatı değerlendirdiler. Şimdi bu beşli bir araya geldi. Hafif hafif oyun stillerinden bahsettik. İşte Lot'un tam bir zayıf taraf oyuncusu olmadığından. Closer'ın keri karakterli bir oyuncu olmasından ama onun biraz evreme ihtiyacı olduğundan, Jackie'sin çok roam atmadığından ama belli oranda hareket etmesi gerekliliğinden, işte Noah'nın kaynak ihtiyacından falan bahsettik. Şimdi bu takımın nasıl oynaması lazım? Çok kaynak isteyen ama ilgi istemeyen bir orma, e, nişancınız varsa, takımınızı sürekli şunu yapabiliyor olmanız lazım. Yani şunu yaptığınızda verim alırsınız. Noah'ı ne kadar yalnız bırakabilirsiniz? Ne kadar 1v1 bırakabilirsiniz? Bu takımın galibiyet koşulunun o kadar artması demek. Çünkü Noah'ın birebir kalması demek. O istediği kaynağı rahat rahat alabilmesi demek. Aynı zamanda rakip takım tarafından da tehdit edilmemesi anlamına geliyor. bunu yaparken ne yapmanız lazım? Hadi biz de tek bırakalım. Kendi kendine takılsın diyemezsiniz League of Legends'da. O yüzden harita hareketi yapmanız gerekiyor. Ve bu harita hareketini bu takımda yapacak iki adam var. Closer ve Jun. Başkaları yapamazlar. Jun ormancılar ile hareketli oynamayı bilen bir oyuncu. Özellikle geçen yıl Razor'la oynarken bunu çok iyi gösterdi. Ki Razort da o yönde oynamayı seven bir adam. Yani o da o hareketliliği seven bir adam. Fakat Closer çok keri gibi oynamaya çalışıyordu. Yavaş yavaş adapte ediyor kendini ve o değişimi geçen yıl başlattı aslında. Ve o değişimin devamını bekliyoruz. Bu takımın şunu yapabilmesi gerekiyor bence. LPL'de oynayan Weibo Gaming gibi. World's'te izlediğiniz Weibo Gaming gibi. Onlar mesela Light'ı. Onlar kendi şancıları Light'ı. Neredeyse hiç kaynak vermeden. Neredeyse hiç ilgi vermeden oynatıyorlar. Ve Mümkün olduğu kadar destekleri krizli koridordan çıkartıyorlar. Yani o formül bence burada Giantex'in çok işine yarayabilecek bir formül. Fakat bunu uygulayabilmeleri için belli oranda Closer'ın kendi oyun stilinden feragat etmesi gerekiyor. Yani kerelikten çıkması lazım. Çünkü izleyenler, takip edenler bilirler aynı ve Yibo Gaming ne zaman Tarzan'ı kerel rolünde kullansa verim alamıyorlar. Yani Tarzan iyi oynuyor evet maçta iyi gidiyormuş gibi gidiyor kaybediyorlar. Öne geçiyorlar erken önünde falan kaybediyorlar. O yüzden biraz daha kontrolü Jun ve Closer'a bırakmak lazım. Tabi bunu yaparken onları rahat rahat gezebilmesi için de iki, güç, iki tekli koridorunda çok güçlü basması gerekiyor. Jekiz bunu gösterdi. Jekiz winning lane oynayabileceğini gösterdi. Bu Elisi de hemen hemen herkese karşı bunu yapabileceğini gösterdi. Lot için sınav bu. Lot şimdi bir çaylak. Buraya adapte olmaya geliyor ama oyuncu profili ve oyuncu stili yani oyun onun oyun stili Elisi'ye uygun. Çünkü Elisi de Oyuncuların çoğu güçlü taraf oynamayı sevmiyorlar. Bir tek Broken Blade seviyor. Kalanlar, kalan üst koridorlar bunu sevmiyorlar. Çok da oraya da yönelmiyorlar zaten. bu takım şunu çok kolaylıkla yapabilir. Abi biz iki sol olayın sürekli basacağız. Sürekli hem de basacağız. Ormancımızı ve desteğimizi sürekli yan yana getireceğiz. Ve haritayı hareketli oynayacağız. En azından haritanın üst tarafını hareketli oynayacağız. Bu Noah'nın bireysel olarak yapacağı hataları azaltır. Noah'nın ilgi istemeyen bir oyuncu olmasının şeyine size kattığı katkıları büyütür. Onları da büyütür. Jacky's'in önünü de çok açar. Çünkü Jacky's şunu bilir. Jack Ease, özellikle orta koridorların üzerinde çok pozitif etkisi vardır bunun. Her ne kadar bunu daha önce bu oyun sitinde deneyen takımlar özel, yani son örnek Weibo olduğu için onlardan örnek veriyorum ama Weibo bunu çok verimli kullanamasa da bu biraz Shao ile alakalı. Çünkü Shao hiçbir zaman rakibinin üzerine binen bir midlaner olmadı. Orta koridor olmadı. Ama orta koridorda rakibin üzerine binmek isteyen bir orta koridorunuz varsa bu onların potansiyelini inanılmaz açığa çıkartıyor. Yani siz çünkü her hamle yaptığınızda bir tarafınızda ormancınız var bir tarafınızda da desteğiniz var ve rakip orta koridor tek kalabilir. Siz sürekli rakip orta koridorun üzerine belli durumlarda gereksiz agresiflik gibi gözüken şeyleri bile yapabilirsiniz. Ama tabi bu agresifliği yaptınız öne geçti. Amca 220 milyon öne geçti. 2 tane plate aldı. Ne yapacak? Çıkması lazım ortaya Çıkacağı yer neresi? Closer'la ve Jun'la beraber görevler ve üst koridor. Noa değil. Eğer bunu yaparsa Giant X tarafı. En azından ben böyle öngörüyorum. Bunu yapabilirlerse eldeki malzemenin ciddi anlamda ben ilisi de top 3'e girebileceğini düşünüyorum. Çünkü Jun ve Noa ikilisi zaten girdiler. ikinci oldular. Fanatik'teyken. Bence potansiyel olarak Lot Oscar'ın yani geçen yıl Fanatik'te oynayan üst koridordan çok daha iyi bir oyuncu. Jackies açıkçası oynadığı oyunla ve gelişimle Humanoid'i geçecekmiş gibi duruyor. Yani formül iyi bir formül. Eğer bu yönde oynarlarsa. Çünkü sonuçta ne olursa olsun hani kulu en azından Closer'ın oyun üstünü değiştirmesi gerekecek. Closer daha az kerelik yapacak. Daha çok karar veren adam olacak ki bence kariyerinin bu noktasında işte yaşını maşını da el alacak olursa Closer şu an 26 yaşında. Hani tam işte Peanut'ın da mesela bu tarz durumlarda yaptığı gibi tam olarak işte daha çok karar mekanizmasına odaklı, shot calling'inin geliştiği, daha iyi karar verici, bu arada iyi karar vericidir olur ama kendine karar verir. Takım adına da karar vermeye başladığı bir formül bence iyi olur bu takıma. Ve ben bunu yapabileceğini düşünüyorum Giant Bakalım önümüzdeki sezon tabii ki izleyeceğiz onları iyisi bunu yapabilecekler mi? Ama ben yapanın doğru olduğunu düşünüyorum. Yani eğer ki Giant hedefleri biraz daha fazla kazanmaksa, biraz daha büyükse ve uluslararası turnuvaya, turnuvalara gitmekse bunu başarabilecek bir oyuncu grubu var bence. Umarım beklediğim oyun stili ve iyi uyumu da gösterirler. Çünkü bunu yapabilirlerse heyecan verici de bir takım olurlar. Ya yani yapabildikleri senaryoda çünkü ve Lot'un çok daha özgür hareket ettiği, gerçekten hani yeri geldiğinde skill check'e girebildikleri bir v 1lerinde bir iki tekli koridorunuz olur. Ortada sürekli aktif halde gezen bir ormancı ve desteğiniz olur. Tamamlayıcı bir nişancınız olur. Tamamlayıcı nişancı Noan'ın profiline çok daha uygun. Noah belli durumlarda belki kendini daha şey görüyor olabilir. Çünkü bazen hani hakikaten Win lane oynamaya çalıştığı senaryo Hiç gereği yok abi. Hiç gereği yok. Ben bu takıma bu formülün daha iyi olacağını düşünüyorum. Ve Giant Axe'nda bu sezon en azından bir tane ulus, üç tane uluslararası turnuva var ya bu sezon. Onu da izlemeyenler varsa geçenlerde Elisi ve Elisi'deki format değişikliklerini anlattım. Videoya gidip bakabilirler. Onu da kaçırdıysanız muhtemelen abone değilsinizdir. Abone olun ki kaçırmayın o videoları da. Aynı zamanda Videoyu beğenip paylaşmayı da unutmayın. Ama benim GiantX ile alakalı beklentilerim bu şekilde. Ben bu mevsim GiantX'in iyi düşünüyorum. Hatta bu yıl boyunca GiantX'in iyi olacağını düşünüyorum. Beklediğim değişimler ve evrimler gelirse GiantX'in bu ligde ilk 3'te olacağını ve Elise'nin World temsilcilerinden biri olacağını düşünüyorum diyelim ve bu videonun sonuna gelelim. Yanlış yana abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle bu senenin devamı da gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.